Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere böyle tüm bir lahananın ne kadar az hasarla yapraklarının açılabileceğini göstermek istedim. Lahana açmak biraz zordur. Biraz zahmetli gelir genelde insanlara. Tabii bu biraz lahananın şekliyle de alakalı ama yine de olabildiğince ben de size bildiğim yöntemi aktarmak istedim. Yapraklarını çıkaralım. Haşlayıp buzluğa da atabilirsiniz. Hemen o anda sarmalık da kullanılabilir ya da turşuya kullanmak isterseniz ya da yemeklik. En azından ne kadar az hasarla açabiliriz onu yapmaya çalışacağız sizlerle. Hadi başlayalım. Öncelikle lahananın düzü böyleyken tersini çeviriyoruz alt kısmını. Burada sap kısmı vardı, ben onu biraz aldım. Şöyle bu şu damarlı yerlerinden, sert yerlerinden kesik atıyoruz lahanamıza. Biraz daha o bizim işimizi kolaylaştıracak çünkü. Yapraklara hasar vermeden çıkarmamıza yardımcı olacak. Benim lahanam biraz fazla iç içeymiş. Ondan dolayı biraz hasarlı çıkabilir. Ama olabildiğince kırmadan yavaşça çıkarmaya çalışacağım sizler için. Gördüğünüz gibi biraz lahanam böyle fazla iç içeymiş yaprakları. Burayı biraz gevşettik. Karşılığını da yapalım. Biraz işimizi kolaylaştırsın en azından. Dediğim gibi biraz zahmetlidir lahanaları böyle yapraklarını ayırmak. Tüm ayırmak en azından. Böyle iç içe geçmiş yaprakları hele ayırması çok daha zor gelir. Lahana sarması ne kadar lezzetliyse ayırması da bir o kadar zahmetli gelir bana da. Ama bu şekilde olunca ben de biraz daha size yol göstermiş olacağım. Benim lahanam dediğim gibi bayağı iç içe bir lahanaymış. Ama yine de bu şekilde biraz daha işimiz kolaylaşacak. Gördüğünüz gibi şöyle tam sarmaya, gördüğünüz gibi bayağı kırışıkmış benim lahanam, şansımızdan böyle çıktı. Artık kış mevsimi de geliyor, lahananın artık tam zamanı, hem yemeği hem sarması. Gördüğünüz gibi böyle şuralar oldukça kırışık ama buna rağmen de böyle tüm şekilde çıkarmaya çalıştım. Diğer tarafı için de aynı şekilde bütün işlemi böyle gerçekleştiriyoruz. Önce kökünden hafif bir kesik atıyoruz. Devamında şöyle iri parçalar halinde çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi bu böyle daha büyük bir parça halinde çıktı. Haşlarken de küçültebilirsiniz. Haşladıktan sonra da kesikler atarak küçültülebilir. Yine böyle bir parçamız var. Buradan ben yine bir kesik atacağım. Bakayım hangisi yukarıda. Aha, şu. Şuradan bir kesik atıyorum. Burayı kaldırıyorum. Ve buradan ayırmaya çalışıyorum. Oldukça kırışık bir lahanaymış şansımızdan. Ama yine de güzel parçalar çıkardık. Şu kısımda bayağı birbirine geçmiş durumda yapraklar ama bak görüyorsunuz. Yine de buna rağmen gayet bütün şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi damarı bütün, yaprağımız tam şekilde duruyor. Şurada da yine zaten yapraklar birbirine karşılıklı şekilde bir o tarafından bir o tarafından bir şekilde ayırdığımızda işimizi görecektir. Gördüğünüz gibi büyük bir parça yine. Bakalım şu taraftaki yaprağımız üstteymiş. Bu defa buraya küçük bir kesik atalım. Şöyle. Şuradan atarak hop, bir defa kırıldı. Dediğim gibi benim lahanam bayağı iç içe bir lahanaymış. Aslında turşuluk. Bizim buradaki pazarlarda turşuluğu ayrı, sarmalığı ayrı satıyorlar. Bilmiyorum her tarafta öyle midir ya da sizin oralarda öyle midir ama bu aslında turşuluk olacak bir lahanaymış gibi. Şöyle bakalım. Şurada bir tane var. Bunu alıyorum.
dökülen parçaları da bu kenarlarından aldıklarımı ziyan etmiyorum bu arada arkadaşlar. Turşumuzu atıyoruz. Hiçbir işlem yapmadan yıkayıp doğrudan turşumuzun içine attığınız zaman zaten birkaç gün içinde lahana çok çabuk sirkeyi içine çeken bir malzeme olduğu için geri kalanları da asla ziyan etmeden o şekilde değerlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle çıktı yine. Daha derinlere indikçe yapraklar çok daha birbirine geçmiş oluyor. Ondan dolayı daha da kırışık çıkmaya başlıyor. Lahananın en sonunu ister yemeklik dediğim gibi isterseniz turşuluk şeklinde ayırabilirsiniz. Çünkü iç yapraklara gidip yapraklar küçüldükçe daha da iç içe giriyor. Bu da bizim işimizi biraz daha zorlaştırıyor. Gördüğünüz gibi daha iç içe geçmiş, daha kalın yapraklar alıyor. Yine de şöyle gördüğünüz gibi sarılabilecek kadar büyüklükleri. Böyle dediğim gibi derine indikçe daha da kırışıyor zaten. Ben bunu olmazsa ki şu, bu şekilde şu boyutlarda doğrayıp turşu içinde ayıracağım. Bu benim için sarmama yeterli. Ama siz dilerseniz ihtiyacınız olan kadarını ayırmaya çalışıp bu şekilde devam edebilirsiniz. Zaten şu boylardan sonrası artık ne kadar lahana düz olursa olsun kırışmaya başlıyor. Biraz daha zorlaşıyor. Ama bazı lahanalar tabii ki son yaprağa kadar da güzel gidebiliyor ama şansınıza artık nasıl denk gelirse. Bugün de bu şekilde bilgi vermek istedim size. Mutlaka bileniniz vardır ama ben de bu şekilde bu yöntemi kullanarak yapıyorum. İnşallah işinize yarar. Denemek isteyenlere, yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Ben şimdi bunları haşlamaya alıp daha sonra sarma haline getireceğim. Daha sonraki videolarımızda sarma halini de mutlaka anlatacağım. Sarmanın içini nasıl hazırlıyoruz? Maraş yöresinde sarmalar nasıl yapılıyor? Neler kullanılıyor? Bunu da mutlaka anlatacağım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. O zaman yorumlarınızda, beğenilerinizde lütfen bizi ihmal etmeyin. Zil butonuna basarsanız videomuzun altındaki zil butonuna bundan sonraki videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz. Yorumlarınızda fikirlerinizi, eleştirilerinizi ve sevgilerinizi mutlaka bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için ve sevgilerle.